Yani bu şekilde bir proje çalışmamız var. Skyward Community projesiyle ilgili bütün yatırımcılarımız, bizi buradan takip eden, haberlere değer veren, haberlerle ilgili bilgi almak isteyen bütün yatırımcılarımız tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sizlerle bu akşamı güzel bir şekilde başlamak istiyorum. Perşembe akşamları 21.30'da Türkiye tarafından Türkiye'deki yatırımcılarımız için Türkiye'ye yapılan sunumumuz, YouTube kanalımızdan başka sunumlarımızı da bir önceki sunumları veya bir sonraki sunumları da takip edebilirsiniz. Bu akşam yine sizlere kısa bir Skyward Community'nin projesi Skyway Asmalı Yollar hakkında biraz bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Yapılan kişisel hesabınızda, kişisel sayfanızda yapılan yeni yenilikler, eklenen farklı işlemler, yapılan değişiklikler hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Değerli yatırımcılarımız, değerli yatırım yapmayı planlayan arkadaşlarımız hepinize Skyward Community ile ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Skyward Community halka açık yatırım projesidir. Yatırım projesi 2014 yılında başlamış olan bir yatırım projesidir. Asmalı Yollar olarak adlandırabiliriz. Üst geçit yolları olarak da söyleyebiliriz. Hava yolu olarak da adlandırabiliriz. Hava araçları olarak da adlandırabiliriz. Yani yerin üstündeki bir araç olarak düşünelim. Yerin üstündeki bir aracın kullanımı, bütün şehrin sokaklarından geçme kabiliyetine sahip, bütün yüksek alanlardan geçme şansına sahip olan, bütün ulaşılmayacak yerlerden geçirilebilecek bir araç sistemini geliştiriyoruz. Elektrikli araçlarımız olacak. Otomatik olarak kendi içerisinde programlanmış olan bir program sayesinde çalışan, bir blockchain sistemine sahip olan bir aracımız olacak. Yani bu araçların şu anki projelerin, adres projelerinin nerede olduğu ile ilgili de size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle araçlarımız bir kişilik, iki kişilik, dört kişilik minibüs gibi çeşitli modellerde olacaklar. Hangi modeller hangi ülkelere uygulanacak veya hangi ülkeler tarafından kabul edilecek? Bunlar tamamen prosedüre uygun bir şekilde bir adres projesiyle yapılan anlaşmaya dayalı olarak karşı taraf talep eden projenin ülkesine yapılmasını talep eden karşı tarafla birlikte yapılan incelemeler, yapılan değerlendirmeler, yapılan kültürel yapısının değerlendirmesi, ülkenin içerisindeki trafik yoğunluğuna bağlı olarak bazı unsurlar göz önünde bulundurularak tercihler yapılır. Bu tercihlere istinaden hangi araçlar kabul edilirse o araçların proje içerisinde inşaatına başlanır. Tabii araç üretimine de başlanır aynı şekilde. Projenin doğuş yeri olarak Beyaz Rusya, Marina Gorka'da ilk test alanı kuruldu. Kurulum için tahsil edilen, test için verilen o alan, Anatoli Eduardovich Yunitski'nin anlatmış olduğu gibi bildiğiniz bir bataklık. O bataklığın içerisinde bir tane bile bitki büyümezken o bataklığı şu anda bir test alanı olarak Skyward Community, Skyway araçları için üretim tesisi ve test tesisi olarak kullanıyoruz. Anlatabildim
Anatoly Eduardo Chunitski buna büyük bir emek vermiş bir mühendis. Projenin buluşunu sağlayan bir mühendis olarak kendisi 50 yılını geçirmiş birisidir. Anatoly Eduardo Chunitski'nin başladığı ilk aşamalarda kimse onun bu projeyi yapabileceğini veya bunun gerçekten yapılabileceğini inanmıyordu. Ama öncelikle Beyaz Rusya'da, kendi ülkesinde Beyaz Rusya'da bunu kabul ettirdi ve proje ilgi görmeye başladı. Ecofest yapıldığında orada yapılan sunumlarda araçları tanıttı. Ecofest'in yapıldığı yerde araçlar test edildi. Yatırımcılar tarafından ellendi, bakıldı, incelendi, kullanıldı. Herkes mutlaka deneme şansına sahip oldu gibi bir süreçten geçti. Bu süreçten geçerken arka tarafta da yapılan birçok yeni çalışmalar vardı. Yeni yatırım amaçlanan projeler vardı ki onların birçoğu şu anda tamamlanmış durumda. Yeni başladığı aşamayla şu an gelinen aşamanın arasında çok büyük farklılık var. 15 aşamalık bir proje içerisinde yer alıyoruz. 15 aşamadan oluşan projenin 14. aşamasını yakın zamanda kapatmaya planlıyoruz. Anatoly Eduardovich ile yapılan röportajda kendisi bu konuyla ilgili açıklama yapıyor. Değerli yatırımcılarımız veya yatırımcı olmak isteyen değerli partnerlerimiz bununla ilgili haberleri sayfalarınızda okuyabilirsiniz. Anatoly Eduardovich Chunitski ile yapılan röportajla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilerin içerisinde proje aşaması ile ilgili bilgi veriliyor. Proje aşaması 14. aşama. 14. aşamanın çok küçük bir zamanı kaldı. Bu tamamen ne zaman kapanacak ve 15. aşamaya ne zaman geçilecek diyorsanız 14. aşamada planlanmış olan hisse satışı gerçekleştiği andan itibaren, hedefe ulaşıldığı andan itibaren 14. aşama kapatılacak. Her aşamada hedeflenen satış rakamı nedir? Her aşamada hedeflenen satış rakamı 1 milyon hisseydi. 14. aşamanın da 1 milyon hisseye ulaşmasına az bir süre kaldı, az bir sayı kaldı. Bu nedenden dolayı kapanmasını da yakın zamanlarda bekliyoruz ve 15. aşamaya geçişi hep birlikte gerçekleştireceğiz. 15. aşamada yapılacak olan hızlı tren yani hızlı araçlarımız için, yüksek hızlı araçlarımız için saatte 500 kilometreden olan araçlar hakkında bahsediyoruz. Bunlar için sertifikasyon süreci var, test aşaması var. Bunların gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar yapılırken sadece sertifikasyon sürecini geçti diye her şeyi tamamlamıyoruz. Bu aşama hem sertifikasyonu içeriyor içerisinde hem de mühendislik kısmında gerekli olan değişikliklerin yapılmasını öngörülüyorsa bunları da içeriyor arkadaşlar. O yüzden biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. Genel toplantılarda da Vladimir Maslov'un katıldığı, Irina Volkova'nın katıldığı, František Solar Beyefendi'nin katıldığı, zaman zaman Alexei Suhadoi'nin katıldığı toplantılarımızı hepiniz hep birlikte dinliyoruz, tercümelerini yapıyoruz. Bu tür toplantılara talep olduğu sürece de tekrar tekrar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda her zaman söylendiği gibi sertifikasyon sürecinden sonra işlem tamamen kapanmıyor. Sertifikasyon süreci içerisinde yapılan birçok hukuk işlemini gerektiren
onay işlemlerini gerektiren, o aracın kullanılacağı bütün ayrıntılı her şeyin kontrol edilmesini gerektiren gibi süreçler var. Bu süreçler önce bir hazırlanması gerekiyor. Ondan sonra sertifikasyon alınıyor. Sertifikasyon alındıktan sonra bir de test süreci var. Test edilmesi gerekiyor. Araçlar birkaç sürüşle aracın direkt evet kullanıma hazırdır demeniz içinde bazı daha gerçek, daha aktif, daha kullanılmış, pratiğe dökülmüş süreç başlamış oluyor. O süreçte tamamlandıktan sonra artık aracın tüm aşamasını bitirmiş olacağız. Daha doğrusu projenin tüm aşamasını bitirmiş olacağız. Ve tabii 15. aşama kapatıldıktan sonra artık biz daha evet, biz burada varız. Projemizde başarılı bir şekilde sonucuna ulaştı ve gelişmeye, yeni projelere adım atmaya devam ediyor demeye başlayacağız arkadaşlar. Bu süre içerisinde her zaman bizim yetkililerimizin de söylemiş olduğu gibi daha önce değindiğim bu konuyu devam ettirmek istiyorum burada. Her zaman söylüyorlar ki biz gerçekte başarıya gitmiş olan projeyle borsaya giriş yapmak istiyoruz. Biz gerçekte elde etmiş olduğumuz verilerle, adres projelerinde göstermiş olduğumuz projelerle, yakaladığımız başarıyla birlikte borsaya giriş yapmak istiyoruz. Bizim planlamamız bu. İlk girişten hemen herhangi bir darbe alabilecek bir proje yapmıyoruz. Kendi ayaklarının üzerinde her şeye rağmen durabilecek bir projenin sahibi olarak hepimiz yatırımcılarımızla birlikte rol alıyoruz. Ve eğer bir iş yapıyorsak en iyisini yapacağız. Ondan sonra da bütün borsalarda işleme başlamış olacağız diye söylüyorlar. 15. aşamanın başlama süresini ve bitiş süresini, başlama süresini 14. aşama kapatıldıktan sonra 15. aşama açılmış olacak. 15. aşama açıldıktan sonra yaklaşık 2 yıllık bir 15. aşamanın tamamlanma süreci var. Fakat bu 15. aşama devam ederken, çünkü bu 15. aşama tamamen üretime, sertifikasyona ve mühendislik kısmına bağlı olan kısımlardan oluşacak bir de. Bu 15. aşamanın içerisinde muhtemelen öngörülen de şudur. Biz borsaya çıkışı da yapmış olacağız. Borsada işlem görmeye başlayacağız. Bir açıklaması Anatoly Eduardovich Yunitski'nin röportajında yer almaktadır. Bunlar tahmini süreçler. Belki de daha hızlı kapatacağız da deniliyor. Fakat bildiğiniz gibi kimse söyleyemezdi ki 14. aşama başladığı andan itibaren bir COVID dönemine denk geleceğimizi kimse bilemezdi. COVID dönemine denk gelmek bizim işimizi yavaşlattı. Fakat bizim işimizin yok olmasına sebep olmadı. Tam tersine birçok firma, birçok proje sahipleri, birçok proje çöküntüye uğramışken, birçok proje şirketleri ellerindeki projeleri iflasa götürmüşken bizim projelerimiz adres projelerini de gerçekleştirdi. Adres projelerini gerçekleştirirken aynı şekilde bir de bütün dünya karantina dönemindeyken canlı yayınla canlı olarak Ecofest gerçekleştiremediği için online bir Ecofest hazırlığı yaptık. Bitirmiş olduğumuz adres projesinin tanıtımını orada yapmış olduk. Bu adres hangi adres projesiydi diye sorarsanız Birleşik Arap Emirlikleri Şarjah şehrinde bulunan projemizde şu anda test projesi olarak devam etmektedir. Orada test aşamaları sürüyor. Yeni araçların testi de yapılıyor. Yolcular tarafından da Mart ayı itibariyle başlamış olan küçük küçük yolcular testi de başlamış oldu. Yani yolcu sürüşleri de başladı.
yolcuları getir götür gibi. Tabii bunların hepsini açık, halka açık bir şekilde gerçekleştirmek doğru değil. Şu anda her şeyi tamamıyla projenin gidişatını, test aşamasını, testlerin ne durumda, nasıl ilerlediğini gösterir gibi bir paylaşımda bulunmuyoruz. Çünkü bu proje başarısını da takdir edersiniz ki hak et bir başarı var burada. Bu başarısında borçlu olduğu bazı kendi prensipleri var. Kendi prensiplerinin içerisinde projenin bazı gizliliklerini saklamak. Çünkü sonuçta her firmanın, her ileriye giden bir şirketin mutlaka ve mutlaka bir rakibi vardır ki bizim de burada rakiplerimiz daima vardır. Bundan dolayı projemizde gizli tutmamız gereken de önemli konular olduğu için her şeyi açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmıyoruz. Gerekli olanları paylaşıyoruz sizlerle. Sizin dikkatinizi çekebilecek, sizinle paylaşmamız gerektiğini onayladığımız bütün proje ayrıntılarını mutlaka sizlerle daima hemen hemen her gün yeni bir haberle, yeni bir sunumla, yeni bir olayla, yeni bir güzel bir olayla, yeni bir tanıtımla, yapılmış olan bir çalışmayla ilgili bilgi içeren bir röportaj olabilir, bir makale olabilir. Radyolarda duyabileceğiniz bazı reklamlar olabilir, bazı tanıtımlar olabilir, televizyonda görebileceğiniz tanıtımlar olabilir veya bir konferansa katılmışsınızdır, orada görebileceğiniz tanıtımlar olabilir. Bu şekilde projemizle tanışabilirsiniz. Bunlara tanık olabilirsiniz. Aynı şekilde yine projemizle ilgili bilgi alabileceğiniz en güzel yer aslında Skyway kendi web sitesi. Yani Skyway diye yazdığınız zaman siz direkt zaten ana sayfaya atacaktır. Ana sayfadan kayıt yapıp eğer size proje tanıtmış olan birisi varsa o kişinin vermiş olduğu bilgileriyle ön kayıt gerçekleştirirsiniz. Bu ön kaydın size herhangi bir şart getirmediğini aklınızda bulundurmanızı istiyorum sizden. Referans olarak size projeyi kim getirdiyse onun altına kayıt açarsınız. Proje ile ilgili bilgileri incelersiniz. Çünkü kayıt yaptığınız zaman daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Sayfanın içerisinde haber akışını bir izlersiniz. Haberler kısmından eski haberleri dahil olmak üzere birçok habere ulaşma hakkına sahipsiniz. Burada o haberleri incelersiniz. O haberlerle ilgili ayrıntılı bilgiler edinirsiniz. Gerekirse yetkililerle bağlantı geçmek için destek hattına ulaşabilirsiniz. Destek mail adresini kullanabilirsiniz. Bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Bilgilerinizi bırakırken sistem içerisinden adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, mail adresinizi, bulunduğunuz şehri ve ülkenizi yazarsanız sizin bilgileriniz muhakkak yetkili kişilere, projeyi size en iyi tanıtabilecek kişilere iletilecek ve size geri dönüş sağlanacaktır değerli yatırımcılarımız ve yapmak isteyen değerli partner olacak olan kişilere buradan bu şekilde de bir kısa bilgi vermek istiyorum. Ön kayıttan sonra haberlerden dediğim gibi çok fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Anatoly Eduard Yunitskin yapmış olduğu açıklamalar, Alexei Suadoyev'in hazırlamış olduğu tezler, Vladimir Maslov'un yapmış olduğu sunumlar, o sunumların içerisindeki geçen anlatımlar, bunları okuyabilirsiniz. Franciszek Soller'ın yapmış olduğu açıklamalar, oradan da bilgiler alabilirsiniz ve bunların hepsinin açıklamaları Türkçe olarak çevrilmiş olarak sayfamızda mevcuttur. Aynı şekilde videoları izleyebilirsiniz, haber videolarını izleyebilirsiniz. Projenin
Açılışı ile ilgili yapılmış olan, çekimi yapılmış olan videolar da yer almaktadır. Onları da kısa da izleyebilirsiniz. İsterseniz daha uzun linkleri yer alıyor. YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz ve bütün Skyward Community projelerinden haberdar olursunuz. Böylece güncel haber geldiği zaman sizin telefonunuza da bildirim gelecektir. Siz de o bildirimle bizleri takip edebileceksiniz. Adres projeleri içerisinde bu yıl içerisinde en az iki projenin olduğunu birinci kişilerden duyduk ve bu projelerin aslında daha fazla olduğunu fakat hepsini şu anda açıklayamayacağımızı da biliyoruz. Yine yetkililerden alınan bilgiler. Projelerle ilgili de bir de şöyle bir durum var. Projelerle ilgili yapılan çalışmalar öyle proje talebi geldi. Evet hadi gidelim hop. Biz orada bir projeye başladık diye bir aşamayla başlamıyor. Projenin başlaması için ülkeye içerisinden bir talep gelmesi gerekiyor veya buradan yapılan bir tanıtım varsa veya yetkililer tarafından bağlantıya geçmiş olan kişiler varsa o kişiler aralarında anlaşıyorlar. Anlaştıktan sonra hangi ülkede proje yapılacaksa öncelikle arazi tespiti yapılıyor. Tahsil edilecek olan arazinin ne kadar bu proje için uygun olduğu bir test aşamasından geçiriliyor, kontrol ediliyor. Ondan sonra çizim aşamaları, projenin tamamen teknik çalışma aşamaları, ölçümleri, değerlendirmeleri, ekolojik dengenin ne kadar korunabileceği ile ilgili tespitler, hangi taraftan, hangi güzergahtan geçişler yapılacak, finansman olarak nasıl bir desteği önden destek sağlayabilecekler ve bütçenin buna yeterlilik kısmı, kısacası aynı şekilde de hukuk sal olarak da gerekli aşamalar var. Onların tek tek incelenmesi gerekiyor. Yani çok büyük bir çalışma arka planda bir de devam ediyor. Çalışma da öyle kısa bir süre içerisinde tamamlanmıyor. Yani zamana ihtiyaç var, hesaplamaya, görüşmelere, geldiklere, testlere vesaire. Küçük de olsa bunlar hepsi mutlaka gerçekleştiriliyor. Ondan sonra karar verilip inşaat aşamasına geliniyor. Zaten karar verildiği zaman kişisel hesabınızdan takip ederseniz sizin daima bunlardan haberiniz olacak. Yeni bir anlaşma yapıldığı zaman bunun duyurusu, bunun yazılı olarak yayınlanmasına da özen gösteriliyor bütün yatırımcılarımız. Çünkü burada proje sahipleri olarak değerlendirdiğimiz için herkese paylaşılması gereken önemli bir konu. Böyle bir aşamanın da sürmesi belki de maksimum bir yılı da bulabiliyor arkadaşlar. O yüzden bazen acele eden, hızlı cevap almak isteyen arkadaşlar olabiliyor. Hızlı bir cevap bekleyenler, unutmayınız ki sizin gördüğünüz bu projenin de arka taraftaki çalışanları, mühendisleri, finans hesaplamalarını yapanlar, bizim haklarımızı koruyanlar, projemizin haklarını da koruyanlar, müşterinin de aynı şekilde haklarını koruyan bir ekip var. Çok başarılı çalışmalar gerçekleştirilen bir projenin içerisinde çok başarılı da bir ekibi var. Bu ekibin hep birlikte birbirinden kopmadan çalışmasına
özen göstererek devam etmesi gerekiyor. Bu devamlılık sürecinde de tabii ki de bir de bunları aynı şekilde bir de yetkililer üzerinden bize aktarılması, bizimle paylaşılması ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde bir projeye sahibiz. Biz projemizle ilgili her zaman söylediğimiz ve arkasında durduğumuz önemli bir not paylaşmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Daha doğrusu bu da şudur. Bizim projemiz basit bir proje değil. Bizim projemiz çok büyük, değerli, başarılı bir proje. Yer aldığımız proje bizim geleceğimize yatırımımız, bizim çocuklarımız için yatırımımız, bizim torunlarımız için, bizim sonraki neslimiz için kısacası yatırımımız. Dolayısıyla biz bu projeye ne kadar fazla emek veriyorsak, biz o kadar fazla emeği demek ki geleceğimize veriyoruz demektir. Öncelikle buna en büyük değer aslında budur. Aynı şekilde projenin ekolojik dengeyi bozmadığını, koruduğunu, çevreye zarar vermediğini, karayollarına, yollara harcanan maliyetin 2 kat daha altında olduğunu, bunların hesaplamayla ortaya çıkartılıp net rakamlarla tespit etmek mümkün olduğunu, masrafları en aza indirgeyenlik hesaplaması yapılabildiğini, daha güvenilir olduğunu, daha az kaza listesine giren sayıyı düşürdüğünü, bu araçların trafikteki yapılan kazalarla trafikte gerçekleşen kazaları önleme açısından da çok başarılı olacağını yapılan çalışmalarda, araştırmalarda tespit edildi. Bunlarla ilgili de yine yazılarımız da var. Oradan teyit edebilirsiniz. Aynı şekilde bir de hız konusunda, şehirler arası trafiğin yoğunluğundan kurtulabilme konusunda çok başarılı olduğunu göreceksiniz. Konteyner taşımacılığı eklenmiş durumda. Dubai'de yapılacak olan, yapılıyor, inşaatı başlanmış olan konteyner taşımacılığı ile ilgili çalışmalar çok büyük bir katkıyı sağlamış olacak. Dolayısıyla daha hızlı teslimatlar, daha gecikmesiz, daha az kazalı. Sonuçta biliyorsunuz ki bir gemimiz gemiden dolayı kapatılan bir yolumuz oldu. Yani daha doğrusu gemiler hepsi denizde kaldı. Geçiş kapatıldı çünkü. Gemi iki taraftan karaya yan oturması sonucunda her iki tarafı da kaplamış oldu. Böyle durumlardan da kurtulma. Ayrıca konteyner taşımacılığında biliyorsunuz çok fazla zaman gidiyor. Deniz yolları taşımacılığında özellikle çok fazla zaman kayboluyor. Bu zamanı çok daha minimum seviyelere kadar indirme şansı. Bunlar hepsi çok büyük, önemli projelerden olduğunu unutmayalım. Bunlar gerçekten büyük olumlu yönleri projenin içerisinde. Kaza riskini minimuma indirmiş olması bu araçların, daha doğrusu şöyle kaza riskini derken karayollarının hafifletilmesi karayollarını kazayı minimuma indiriyor. Çünkü bu sistemin içerisinde bu araçlar tamamen otomatik bir beyinle çalışıyor. Programlanmış olan, hesaplanmış olan bir beyinle çalışıyor. Bir şoför gerektirmiyor. Bir takipçi gerektirmiyor. Her şeyi kendisi kontrol ederek çalışıyor. Dolayısıyla bizim asmalı yollar diye adlandırdığımız, bizim araçlarımızın kullanılacağı bir sistemin kaza yaşama olasılığı
Yok yani. Dolayısıyla ne oluyor? Karayolları boşalttığınız zaman, bu araçların kullanımı fazlalaştığı zaman karayollarındaki kazaların da önlenmiş olmasını demek istiyorum. Bu tür artılarımız elimize geçmiş oluyor. Aynı şekilde siz buraya yatırım yapmış olduğunuz zaman siz yaptığınız yatırımınızla birlikte hisse satın alıyorsunuz. Proje ilk aşamaları ve ilk aşamalarda yapmış olduğu iskontoları yani bu projenin içerisinde birçok promosyonla birlikte daha fazlasını bile 14. aşamada sundu. Ve bir hafta öncesine kadar da sunmaya devam etti. Bundan sonraki süreç içerisinde tekrardan aynı şeylerle, aynı promosyonlarla, benzer promosyonla karşılaşır mıyız? İnanın ben de bilmiyorum. Fakat elinize geçen herhangi bir yatırım fırsatı varsa bu projeye katılmak isteyen arkadaşlar dikkate alsınlar ki projeye son aşamaya geldikçe hisselerin artışı gerçekleşmeye başlayacak. Fiyatlarının artışı yani daha yüksek ücretle hisse satın almaya başlanacak. Bu nedenle hele ki borsaya çıkış yapıldığı zaman tamamen borsada işlem görmeye başladığı zaman belki de biz nasıl diyorsak ki bir hissenin nominal değeri 1 dolardır. Belki de bu borsaya çıkış yapıldığı zaman nominal değeri muhtemelen 3 olacak, 6 olacak, 10 olacak, 11 olacak veya 2 olacak. Hangi değerle satışa sunulacağını henüz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu hisseleri aldığımız zaman herhangi bir kaybımız olmuyor. Ve şunu da biliyoruz ki hisselerimiz için herhangi bir sorun yaşansa bile gerçekleştirmiş olduğumuz projelerimiz var. Ve bizim firmamız bize şunun da açıklamasını yapıyor. Herhangi bir aksaklık yaşandığı zaman bir projemiz var. Bir projemizin satışını gerçekleştirdiğimiz zaman herhangi bir ülkenin içerisinde biz olanı bile değerlendirme şansına sahibiz her zaman. Çünkü gerçekte var olan bir projemiz var. Şu anki sistem içerisinde satışlarımız 1000 dolara 33 bin adet hisse alabiliyorsunuz. Daha önceki projelerde taksit sayılarımız 10-12 idi. Artık bundan sonra 5 olacak. Bununla ilgili bir açıklama yapılmıştı. Bunu da dikkate almanızı rica ediyorum. Mutlaka hisse satın almadan önce hisselerle ilgili taksit sayısını, taksit tutarını, tarihlerinizi mutlaka gözden geçirin değerli yatırımcılarımız. Aynı şekilde de kayıt olurken kimlik bilgilerinizi, telefon numaranız, sizin kullandığınız kendinize ait telefon olmasına dikkat edin. Kaybetmeyin. Telefon numaranızı özellikle kaybetmeyin. Gerektiği zaman çıkartabileceğiniz kendi adınıza kayıtlı bir telefon numarasını kullanın. Mail adresinizin şifresini ve mail adresinizi kaybetmeyin. Çünkü işlemlerin hepsini bu bilgilerle yapıyorsunuz. Kimlik bilgilerinizi girerken doğru ve kontrol edilmiş bilgileri girmeye özen gösterin lütfen. Çünkü bu gireceğiniz bilgiler hepsi sizin yapacağınız bütün işlemlerde kullanılan bir bilgidir. QR kod okuma sistemiyle ilgili de yine resmini çekmeyi unutmayın. Ve mümkün olduğunca doğrulama yaparken 2 kere yanlış girdiyseniz üçüncüyü kesinlikle girmeyin. Bloke edersiniz sisteminizi, bloke ederseniz çözmede sıkıntılı bir süreci yaşıyorsunuz. Sonuçta siz de geriliyorsunuz, taksitinizin son gününe denk gelmiş olabiliyorsunuz gibi bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O nedenle eğer 2 tane yanlış kod girdiyseniz üçüncüyü girmeyin, hemen peş peşe çıkış yapın sistemden. Yine sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir konu daha aklıma gelmiş olduğu zaman olduğu için söylemek istiyorum. Bu da kredi kartıyla, Visa kartıyla artık ödeme yapabiliyorsunuz.
kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz sistemden, ödeme kısmında kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra sistem içerisinden taksitlerinizin veya peşin ödeme ile eğer aldıysanız hisselerinizin ödemesini artık gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sistemi çok uzun zamandır bekleyen yatırımcılarımız vardı. Onlara hepsini hayırlı olmasını diliyorum bu sistemin. Kredi kartı ödemesi gerçekten birçok yatırımcıyı rahatlatacaktır. Yine burada sizinle paylaşabileceğim yeni adres projeleri yakın zamanlarda açıklanacaktır. Bunları takip ediniz. Anatoli Eduardoviç Yunitski'nin yapmış olduğu sunumları, daha doğrusu yapmış olduğu röportajları okuyun, izleyin. Vladimir Maslov'un yapmış olduğu sunumları izleyin lütfen. Alexey Suhadoyev'in yapmış olduğu sunumları izleyin lütfen. Bunlardan hepsinden siz mutlaka sizi ilgilendiren bilgileri alacaksınız. Instagram hesaplarından Skyward Community'yi takip edebilirsiniz. Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Ve tabii ki hepsinde de bildirimleri açarsanız bütün haberlerden, güncel haberlerden daima bilgi almış olursunuz, bildirim almış olursunuz. Araçlarımızla ilgili yapılan değişikliklerle ilgili mühendislik kısmında yapılan değişikliklerle ilgili makaleleri okumanız gerekir. Anlatımları okumanız gerekir. Çünkü mühendislik kısmını burada anlatmakla bitirmek mümkün olmayacaktır. Ama yatırım kısmına gelince de yatırımı da yatırımlarım kısmından girip paketlere bakabilirsiniz. Minimum, maksimum paketler var. Her bütçeye uygun şekilde paketleri seçebilirsiniz. Önemli olan şu aşamalarda bu projenin içerisinde yer almış olmamız. Çünkü bu 15 aşamalı projenin içerisinde yer alan yatırımcılar projenin ortakları olacaklar. Bunu unutmayınız lütfen. Projenin ortakları demek, bu proje devam ettiği sürece siz daima ortak olarak bu projenin içerisinde kalacaksınız. 15. aşamadan sonra borsada işlem görmeye başlayacağız. Borsa içerisinde her şey yapılacak. Dolayısıyla çok kısa bir süre kaldı. Çok bir kısa bir süre kaldığı için bu projeye dahil olmanız minimum tutarla da olsa, maksimum tutarla da olsa büyüklüğünü tabii ki de siz karar verirsiniz. Kimsenin bütçesini kimse hesaplayamaz. Kimseyi kimse zorlayamaz. O yüzden kendini iradenizle karar verip katılıp katılmayacağınızı doğru bilgilerle teyit ederek karar vermeniz gerekecektir. Projenin içerisinde taksitli ödemelerde yine dediğimiz gibi hem Swift işlemini kullanabilirsiniz, iç hesaplardan çalışmalar yapabilirsiniz. Yine projeyi bir yatırımcı olarak katılmış olmanız sizin bu projede bir de ortak olarak yatırımcı grubunuzu kurmanızı size olanağını veriyor. Yani kendi işinizi kurabilirsiniz. Network gibi marketing sistemini oluşturup yatırımcılarınızı davet ederek kendi yapınızı kurabilirsiniz. Birinci, ikinci, üçüncü diye derinlikleriyle devam eden bir yapınız olur. Her yapınızdan farklı tutarda bonuslar kazanırsınız. Bonuslarınız hesabınıza her ay geçer. Daha doğrusu her ay geçer derken yatırımcı ödemesini yaptığı andan itibaren sizin hesabınıza sizin bonusunuz geçer. Yani yatırımcı eğer bugün içerisinde bir kayıt oluşturduysa, bir paket satın aldıysa onun almış olduğu paketten bir bonus da size aktarılıyor. Bunlar aynı gün içerisinde yapılıyor. Kariyer atlayabilirsiniz. Belirli kariyere ulaştıktan sonra artık daha büyük bonuslarınız ve devamlı olarak aylık olarak bir gelire sahip oluyorsunuz. Bununla ilgili
Sistem içerisinde yine sayfanızda inceleyebileceğiniz yatırımcılarım kısmından, ortaklarım kısmından bakabilirsiniz. Orada bonuslarla ilgili de açıklama var. Yapınızı nasıl kurabileceğinizle ilgili açıklamalar var. Kendi yapımı kurmak istiyorum diyen yatırımcılarımıza da bizimle irtibata geçerseniz size anlatımını yaparız, eğitiminizi hazırlarız ve gerekli bilgilerin paylaşımını yaparız diye de hatırlatmak istiyorum. Projenin başarılı ve güçlü bir proje olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Hep birlikte projemize sahip çıkalım. Türkiye olarak böyle bir projeye Türkiye'nin de ihtiyacı var. Ve burada mutlaka olması gerekiyor ki biliyorsunuz ki Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri en güzel projelerin, en başarılı projelerin ilk onlarda olmasına çok önem gösterir. Bununla ilgili de açıklamalarda, haberlerde bilgi alabilirsiniz. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri bu projelere çok büyük değer veriyor. Kendi ülkelerinde yaygınlaştırmak için, adres projeleri gerçekleştirmek için birçok projenin takibini ele almış durumdalar. Dolayısıyla düşünün ki borsaya da giriş yapıldığı zaman nasıl bir hareketlilik olacak ve projenin değerinin nasıl olacağını tahmin ediyorum ki benim gibi de sizler de şimdiden takibi almaya başlayacaksınızdır diye düşünüyorum. O yüzden projenin geleceğinin çok aydınlık olduğunu bu projeye verdiğiniz önemi daha sonraki süreç içerisinde kat ve kat fazlasıyla almaya başlayacağınızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ve bugün için Perşembe akşamı 21.30'da başlamış olan sunumumuzla ilgili bana burada değerli zamanınızı evinizden, sevdiklerinizden ayırma fırsatını ayırıp fırsat sağlayıp benimle birlikte burada olduğunuz için hepinize tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki bizim bu projemizin çok büyük ses getireceğini ve inanıyorum ki bizim buradaki yatırımcılarımız bunu en güzel şekilde değerlendirip fırsata çevireceklerdir. Yine başka bir Perşembe akşamı 21.30'da sizlerle birlikte görüşmek dileğiyle şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim. Yatırımlarınız varsa yatırım yapacak olanlar için de hayırlı olmasını yine tekrardan diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum ve hayatınızda mutluluk, huzur ve başarı diliyorum hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.